Burada ne arıyoruz peki? Haritaya göre volkanın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Evet. Kuleleri mi? Evri dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri volkanın tam üstünde. Evri'nin hazinesiyle. Öyle umuyoruz. Evet arkadaşlar, Oyun SM kanalıma hoş geldiniz. Uncharted 4 Bir Hırsızın Sonu ile karşınızdayım. Yine bakalım bu bölümde neler yaşayacağız. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede yine kartlar kısmında eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı'na abone olup destek olursanız çok ama çok mutlu oluruz. 1000 aboneye fazla bir şey kalmadı. Desteklerinizle olacağımızı düşünüyoruz. Şimdiden abone olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kartlarda göremeyen arkadaşlar da linkini açıklamalarda bulabilirler bu arada eşimin kanalının. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Harika tablo gibi bir manzara. Ve burada sürüyoruz. Acaba büyükleri kim yaptı? Yol işareti olmalı. Gözümüz onlarda olsun bile. Jip güzelmiş. İleride harabeler görüyorum. Evet, burada bir şeyler var. Burada bir duralım bakalım. Bekleyin, bir bakalım. Bir bakacağım. Bekle. Bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalışıyorum. Bakalım bir şey var mı? Karşıda bir şey var. Bizim işlerin nasıl da internete kaydığını işte. Eminim artık malı elinden çıkarmak için bayağı bir seçeneğin vardır. Tabii ama müşterilerimle yüzle görüşürüz. Buradan çıkış var mı bakıyoruz. Var. Çık bakalım. Evet, ne demek? Bunu aldık. Başka yapacağımız bir şey var mı? Bakıyorum. Buralarda pek bir şey yok. Aşağıda kaldılar. Sadece bir hazine aldık. Burada bir şey var mı? Yok. Aşağıya inelim. Yolumuza devam edelim. Evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. Bas gaza Nettin, bas gaza. Hop. Hop. Şansımızı da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali var. Bas gaza Nettin, bas gaza. Fren bak. Volkana gidiyoruz. Hepimiz ilk araştırdığım şey bu. Ve en ucuz. Nereden gideceğiz? Yan yerlere bak. Bekle Sally. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını söylüyorsun. Hep sen ukalalık karşılayacaksın evlat. Nereden gideceğiz? Şuradan gitsek. Yanlış yerden gittik herhalde. Yukarı mı çıkacaktık? Buradan yukarı çıkacak yer yok. Devam edelim bakalım. Çamurun içinden. Buraya gidecek yer yok. Şuradan devam. Yukarı çıkacağız. Ha, buradan girdiniz galiba. Hadi hadi tatlım. Hadi yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Bas bas bas. Başardım. Aynen, başardık. Pekala evlat. Sakın aşağı düşmeyelim. Ne var burada? İnip etrafa bakacağım. Ben Sam'le burada beklerim. Geri binelim. Tamam mı?
yolumuza devam edelim. Hey yavaş, ağır ağır, ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum sizi? Oh. Sorun yok, her şey yolunda. Allah'tan kurtuldu. Bayağı bir sürdük. Kızım da izliyor yanımda. Değil mi kızım? Araba mı sürüyoruz? Bak çıkmıyor. Şuradan gitsek. Nathan, kayaları dene. Tamam, tamam. Evet, buradan çıkıyor kızım bak, buradan. Evet, buradan çıktık. Bayağı çamurlu yollar. Buradan hayatta çıkamaz. Geri gelelim şuradan kayalardan. Şu taraftan. Değil mi kızım? Oo. Az şuradan. Ha. Bu işi çözüyorum. Evet. İşte böyle. Evet, çıktık. Sakın kayayım deme. Of. Etrafımıza bir bakalım, bir şey var mı? Yok. O zaman şuradan devam mı? Şelale var burada. Buradan değildir ya. Gidip bir etrafa bakacağım. Şu havaya bak. Evet. Aa, sincaplar. Sincaplar gitti kızım, gördün mü? İbrar. Sincaplar mı gitti? Evet, sincaplar gitti kızım. Etrafımıza bakıyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok. Buradan çıksak nereye gideriz? Bakalım bakalım nereye gidiyoruz. Şuradan çık. Sincaplar çıktı yine. Böyle bir kuleye geldik ama kaydı. Yine kaydı. Buradan habire kayıyor. Belli ki buradan çıkamayacağız. Ne yapacağız o zaman? Buradan da çıkamıyoruz. Evet, eminim arabayı buradan geçiremiyoruz. Kayalardan geçecek bir yol bulmalıyız. Kayalardan geçireceğiz. Nasıl geçireceğiz arabayı bakalım. Şuraya bir çıkalım.
kayalardan nasıl geçireceğiz? Lastik izleri. Birisi buradan geçmiş. Biz de aynısını yapacağız. Evet, biri buradan geçmiş. Ama nasıl geçmiş? Lastik izlerini gördü burada Nathan. Şöyle biraz etrafa bakalım. Ne var ne yok. Manzara harika bu arada arkadaşlar. Şuradan çıkarız biz, evet. Binelim arabamıza. Buradan devam. Aynen böyle devam. Hey, yukarı bak, tepede kule gibi bir şey var. Evet, oraya gideceğiz. Şimdi oldu. Hey Victor, yalama bile bir şey. Aa kardeşim, 4x4'te vinç olması için ısrar et. Yani vinç olunca tamam, sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı oldu? Efendim kızım. Arazide gidiyorsun, yağmur yağabilir, çamur olabilir. Ama şimdi ne, buradan işte, nereden çıkacağız kızım? Buradan zaten gidiyoruz. Zaten ikiye katlayacaktık ki. İddia ederim, bu lanet yolları aşacağız ve o vinç bir kere bile kullanmayacağız. Yok buradan. Gidecek yer yok. Nereden gideceğiz? Bakıyorum şöyle. Bu taraftan. Evet kızım, bu taraftan. Evet buradan. Tamam, sıkı tutunun. Zor oldu ama oldu yani. Kızım. Hayır. Hayır. Hayır Ebrar. Buradan gidecek yer yok yalnız. Buradan nereye gideceğiz ya? Biraz ağırdan alayım ya. Evet. Ne yollardan geçtik be? Nathan, yani diyorsun ki Avery, Chief ve diğer korkutucuların bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir. Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamıştır. Yani bu adam. Bizim kaydığımız yerden tabii jeeple olay bir şekilde çıkıyoruz. Harabeler Evir'in döneminden. Çık. Niye çıkmıyorsun? Hı. Ne var burada? Bu bir simge. Christopher Condon'ın müdürü, Kızgın Ejderhan'ın kaptanının Avery'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Avery korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi?
Nevi günlük kaydı aldı. Evet, gelmiyor. Belki de her kaftan bir kuleden sorumluydu. Ve kulelere adam tahsis ediyorlar. Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. Bakalım yukarıya bir yere çıkacağız mı? Bir hazine daha. Nasıl bir hazine alıyor? Aşağıda bir şey var. Ha, ağaç gövdesi soyulmuş. Bu ağacın çevresinde bir şeyler sırılıyor. Aynen. Ama ne? Acaba onu atabiliyor muyduk ya? Ağaca. Araçla çıkabileceğiz mi buradan? Olduğunu biliyor muydun? Tamam işte. Hayır. Gitsen mi? Bilmiyorum. Peki vinçle ne yapacak? Tam emin değilim. İşte bu iş görür. Bence de. Pekala. Eğlenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Evet. Gördün mü? Vinç aldığımıza değdi. Bir tepeyi aşalım. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet tamam. Sen büyük olanları git. Yolumuza devam ediyoruz. Yavaş kızım.
Evet. Vay, manzaraya bakın. Kenar dağa geldik. Olağanüstü. Baskıcı bir kadın. Çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyor. Hayır, özür dilerim. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydın aklına burası gelmezdi. Burası biraz yarı açık dünya gibi olmuş arkadaşlar. Sanki bayağı bir şey koymuşlar gibi. Tutuyor musun şunları? Yok, tutmuyorsun. O zaman devam. Şuradaki yola bir de bakacağım. Bu volkana ulaşmak ne çok zamanımız aldı. Sabır. Sabır. Volkanlar buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelken açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Sen. Ve bunların hepsini de çağırtma, taslaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Şurada bir yol daha ayrılıyordu arkadaşlar. Orayı merak ettim. Sonra ineceğiz zaten. Şurası. Öyle mi? Bir bakalım. Yine de epey bir uzun sürdü. Var mı bir şey? Güzel animasyonlarla indi. Yanardağımız bu. Burada bir kule gibi bir şey var. Ben yokken arkamdan konuşmadınız değil mi beyler? Yok canım. Yolumuza devam edelim şimdi arkadaşlar. İniyoruz aşağıya doğru. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Hop. Tüm bunlar bitince söyleyince gözlerimi açayım. Hey Nathan, buradaki mağaraya bak. Bakalım hey, evet. Çekil. Ben de merak ettim. Bölümde bayağı hazine çıktı ya arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Belli ki burada aksiyon olacak. Durum nedir? Askeri evet. Kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Evet. Aksiyon bizi bekliyor. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman be, sıçtık. Tepelerini bileceğiz yani. Aynen öyle. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Ne yapacağız? Buradan gidelim. Önce şunu indirelim. Gerçi burada da var.
Bakıyorum kaç kişiler diye. Sessizce indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hareketlerini takip etmemiz lazım. Bakalım nerede kim var? Daha gidiyorduk. Son. Sanırım temiziz. Aynen, temizledik ortalığı. Faith ve Nadine'in onlarca adam etrafta dolaşıyor olmalı. Hazineye şans eseri bile denk gelebilirler. (Gülüyor)
İşte bir mühür daha. Adam Baldrige. Kral koyunu bir süreliğine işletmişti. Kendisi bir tüccardı, köle tüccarı. Baş alçaklardan. Şu haline bak. Evet. Hapishane günlerim kitaplarla geçti. Tırmanalım bakalım. Kusura bakmayın çocuklar. Burada ne var? Yukarıya nereden çıkacağız? Yukarıya çıktık. Bu güzelmiş ama gerek kalmadı şu an. Bir yukarı daha çıkacağız. Oradan da kayacağız mı? Nate. Dikkat et kızım. Hadi bakalım. Yani. Ne oldu yani? Araba neredeydi araba? Arabayı nerede bırakmıştık? Burada bir yerde bıraktık herhalde. Kızım. Arabayı nerede bıraktığımı unuttum, iyi mi? Hadi hızlı, hadi. Hızlı koşmanız olsa keşke. Evet, arabamızı bulduk. Atlayın. Ah,
Tanrı aşkına. Bu korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyorlar. Peki buradan nasıl tüyeceğiz? Şöyle. Diğeri de aynı şekilde. Adamlar gerçekten oyun değil, sanat eseri yapmışlar ya. Sully, Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Peki. Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin ha? Heh, tabii. Peki ya Rafe'in verdiğinden daha büyük bir pay versek? Hayır. Buralarda bir şeyler var mı acaba? O daha çok para peşin, kırmızı beşin gözden bir para lazım. Ben avatar sahibi olabilirim. Meraktan gittim buradan ama. Bakın, Shoreline. Zaten bu taraftan geliyor. Her şeylerini ortaya koymuşlar. Ve volkana da son derece yakın durumda. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya hazineyi çoktan buldularsa? Bak mekanın altını üstüne getiriyorlar. Eğer bulmuş olsalardı şu an hala arıyor olmazlardı. Evet. Evet haklısın. Neyse. Sana bir şey soracağım. Sahide zamanını neyle arıyorsun? Bilirsin. Çoğunlukla kitap okuyor. Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyor. Neler okuyor? Tarih. Özellikle de Avery ve diğer korsanlarla ilgili her şey. Ne olur ne olmaz diye. Doğru. Kitap okumak dışında da şınav çekiyordum, sigara içiyordum ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyordum. Düşünecek bolca vaktim var. Yukarı doğru gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Madem sana iyilik yapan bir gardiyan vardı, neden bunda bize haber ulaştırdın? Ah denedim. Bir mektup göndermesi istemiştim. Senin posta. Bunu da gördün. Hey Shoreline, yavaş ol. Affedersiniz, burada biraz türbülans var da. Buradakileri de halletmemiz gerekecek. Bence kendimiz patlatmalıyız. Hazineyi bulacak olursak da içinden biraz aracı komisyonu alırız. Aklından bile geçirme. Senin yüzünden Nadine'i astırtmam kendimi. Aşağıda bir şeyler olduğu kesin. Kimse öğrenemez. O öğrenir, grubun kalanı öğrenir, sen de ölürsün. Evet ama ben... Kes artık, bezdirdin beni. İyi. Evet, ne şekilde gideceğiz? Karşıda da bir adam var.
Çatışarak öldürsek şimdi öldürmüştük aslında. Galiba bitti. Çabuk bitirdik. Yani çatışma sırasında çabuk oldu. Yoksa biraz sürdü. Aracımıza gidelim. Almaya değer bir şey var mıdır? Bilmiyorum ama çok da sanmıyorum. Hadi bir bakalım, toplayalım. Silahlar vesaire. Baksana, şu çöpte bir şey mi var? Ben yanlış attım. Şuna bak. Sağda bir şey olabilir mi? Aynen. Hazine. Başka bir şey yok. Bir hazine daha aldık. Var mı başka bir şey? Şu an bizde. Şuna da bakalım. Burada bir şey var mı? Nasıl bir şeymiş lan? Oo, iyiymiş ama. Yani hemen biter mermisi, o yüzden gerek yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. En son neden bahsediyorum? Doğru ya. Denedim. Bir mektup göndermesi. Senin posta kutuna. Bana bir şey gelmedi. Müdür muhtemelen mektubu gördü. O sıra çok fena yakalandı. O gardiyanı da bir daha hiç görmedim. Tanrım. Ama müdür beni Alcazar'la aynı hücreye koyunca intikamım acı oldu.
müdür olacak. Şuna baksanıza. Sizce bu doğal mı yoksa insan yapımı? Bana yarı yarıya gibi. Ben bir şey diyordum. Aa evet, ne diyordum? Aa, neyse işte. Müdür olacak ihtimale katmamıştım. Yanlış şeyler mi aklıma geldi de. Aslında Alcazar'la 20-30 yıl önce iş yapmıştım. Siz ikiniz de tanışmadan önceydi ya. Hadi canım. Peki nasıl hala hayattasın? Şey, o zamanlar kesinlikle böyle biri değildi. Suç dünyasının basamaklarını tırmanmaya çalışıyor. Onun patronuna Japonya'dan kaçırmaya... Bence Shoreline bir şey bulmuş abi. Yavaşça. Tamamdır. Tırmanmaya devam. Beklerim, ne diyordun? Tamam. Onun patronuna Japonya'dan kaçırmayı başardım. Hemen geliyorum beyler. Hey evlat. Unutma lafını. Hemen döneceğim. Yukarı çıkmamız lazım bizim. Yukarıya. Salih, ne diyordun? Evet tamam. Onun patronuna Japonya'dan kaçırmayı başardığım birkaç gravürü satmıştım. Adam şogunlarla ilgilendi. Alcazar da ara bulucu. O zamanlar nasıldı peki? Tatlı değildi ama gergindi. Sanki ufak anlaşmazlıkla patlayacak gibi. Biz de pek de değişmemiş gibi ha? Paramı alıp oradan hemen tüyü. Dinle, korsan bir bara girmiş. Aha evet, başladı. Ve kıçının çatalından bir dümen çıkıyormuş. Sonra? Barmen demiş ki, dostum dümen ne ayak? Korsan da şöyle demiş. Bir dümen peşin. Baksanıza beyler. Bu da ne? Bakalım. Neymiş? Harika. Sinyal kalesi. Vay anasını. Muhtemelen oradan bütün kral koyunu görebiliyorsun. Evet işte şehir tam orada. Ve işte nehir vadisi de orada. Alın size manzara. Hey beyler, tepenin hemen ötesinde bir kule daha var. Shoreline askeri var mı peki? Bilemiyorum. Buradan devam edeceğiz. Vay vay, şuna bir bakın. Ne manzara ama. Her an uyanıp kendimi yeniden hücrede falan bulacakmışım gibi hissediyorum. Bunların hepsi bir rüya gibi. Sen... Hayır hayır, vicdan azabı yok. Sadece... Hadi gidip şu şeyi bulalım. Manzara harika. Nasıl gidiyor Salih? Evet, işte hala tek parçayı. Bizimle geldiğin için çok sağ ol. Ve o oto kiralamacıyla pazarlık yaptığın için de. Ne demek evlat? Doğrusunu istersen hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Benim de. Devam gençler. Devam. Görünüşe göre önce biz gelmişiz. Hadi mekanı kolaçan edip yola devam edelim. Hey Nathan, sence köprünün olayı ne? Buraya ait değil gibi. Ama evet, korumak istedikleri bir şey varmış ki çekme köprü dikmişler. Mesela korsan hazinesi mi? Belki de. Şöyle önce bir gezelim. Bir mühür daha. Bunu çıkartabildin mi? Evet, çıkarttım. Ann Bonney. Hı. Karayiplerin dışında faaliyet gösteriyordu. Hapiste öldüğünü sanıyordum. En azından hikayeler öyle anlatıyor. Doğru. Avery onu da davet etmiş olmalı.
Tam buradan çıkıp şeyi açacağız, köprüyü. Mantıklı. Hey, dikkatli ol evlat. Lan nereye atladın? Tamam, bir şey bulabilir miyim, bakacağım. Buluruz, buluruz. Sen Nathan'sın. Bulursun. Hey beyler, köprünün ilerisinde devasa bir kule var. Gördüklerimizin en büyüğü. Bingo. Hadi bakalım. Güzel. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Sen iyi misin? Tamam. Bundan emin misin? Hı-hı. Tamam, birazdan görüşürüz. Arabayı yaklaştıracağım. Yaklaştırıyorsun da. Dur, kapıyı açalım. Nasıl açacağız? İpucu. Tüyü kullan. Tamam, kullanalım. Biraz dinlenin. Ben hallederim. Yani zaten yalnızca bir kol var, değil mi? O kadar ateş ettik, kuramadık. Öldürür tabi. Keskin nişancı vurdu ya. Harika. Thank you.
indirdiler ya. Of. Sallanırken nasıl vurdunuz ya? Olamaz. Zor yapmışlar arkadaşlar burayı. Doğal olarak
anlamadım ben. Sonunda bitirdik. Hey, hey. Başka Shoreline askeri gelmeden hemen gidelim. Pekala. Tamam. Hadi şu köprüyü indirelim. Hadi bir daha deneyelim. Evet, köprüyü indirdik. Hedef karşıdaki kule. Ayıplanmak gibi olmasın ama evde tüm parasını bu kulelere harcayana kadar yollara bariyer yaptığında ölür müymüş? Neyse, denemeye değer. Aha! Ağzıma çamur girdi. Etrafa bir bakacağım. Bu arada Alcazar'a ne kadar korkuyorsun? Yarısı. Neyin yarısı? O sadece Guns Bay uygunundan haberdar. Burada 400 milyon üstü. Evet ama eğer bütün teorisi bu, o da daha büyük bir hata. Ona borcunun tam olarak düzgün olsun. Ortaklarına bir ne kadar etkiliyse ben öğrenirim. Ortağım olmaz. Pek planladığım bir şey değil. Beyler, hazineyi bulacağız. O dilinin borcunu kapatacağız ve geriye de bayağı bir şey kalacak. Güven bana. Anne. Ağaca dolayacağız şimdi. Oradan şandal. Anne, oradan şandal. Anne. Güzel bir bağlantı noktası gibi duruyor. Böyle etrafında dolanalım. İşte böyle. Şimdi kaysın Nathan. Hareket hazırız. Hadi bakalım. Tamam. Sahneye bak. Panik yok. Burada panik yapıyorum.
Kablo kopacak. Adamlar ne yapmış ya? Yakaladım. Hadi hadi. Hadi Nate, hadi. İyi misin? Daha iyi günlerim de oldu. Bizi buradan kurtar evlat. Tamam, tutunun. Güzel, sen kimle dönüşün? Tanrı senin nedir? Sen de en kutsal kadınsın. Yavaş evlat, yavaş. Kurtuldular. Tabii ya, bu yaşananları psikoloğuma kesinlikle anlatacağım. Ne? Sen psikoloğa mı gidiyorsun? Hayır, ama bundan sonra gideceğim. Bence fazla abartıyorsunuz ama. Olay tamamen kontrolümdeydi. Gel ağa, sıkı tutun millet. Of. Şimdi içeriye girecek bir yol mu? Hadi gidip hazinemizi alalım beyler. Kuleyi görüyorsunuz. Anne. Sen yardım eder misin? Tamamdır. Biraz etrafa bakayım, ondan sonra oraya girelim. Bir hazine daha. Bakalım burada ne varmış. Nereye patlatacağız? Şuraya. Kendimizi patlatıyorduk az daha. Bitirin bakalım. Bir şey var. Sam? Evet. Hadi bakalım. Lanet olsun. Tuğla örmüşler. Pekala, bir etrafa bakalım. Nereden alalım? Bekle. Hadi.
Böyle yer altına nereye gidiyor bunlar ya? Bayağı heyecanlandı. Bu onun için her şey demek. Etrafta bir şey var mı diye bile bakıyorum arkadaşlar. Evet. Tünellerden gidiyoruz. O kuleye geldik herhalde. Vay! Muhteşem bir şey. Ama hazine göremiyorum ben. Hey beyler! Geliyorum. Gel şuna bak. Aziz Dismas. Yine karşılaştık. Elimizde ne var? Yeni mühürler. Adamımız Avery. Thomas Tew. Ve bu da... Bu da Adam Baldrige. Bu Joseph Farrow ve Richard Watt. Korsan kaptanları. Tamam. Belki de korsan havuzu teorini o kadar da saçma değildir. Ha? Tamam peki... Bakalım bunun hilesi neresindeymiş. Düğmeye basmak, bir şey çekmek gibi. Belki. Kollardan biri ya da... Deneyelim hadi. Hadi. Çocuklar. Zavallı Aziz'im oncuklamanız bittiğinde... Belki gelip buna bir göz atmak istersiniz ha? Şuradaki şeklin volkan olduğu çok belli. Taç ise kral koyun. Kendimize bir harita bulduk beyler. Victor sen harbiden dahisin. Duydun mu Nate? Dahi. Aha. Pekala yani biz buradaysak. Bu kule Evir'in mührüne uyuyor. Tamam o zaman diğer mühürler... Evir'in zamanından kalma kuleler. Yani hazinemiz onlardan birinde olmalı. Ama hangisinde? Ben tam olarak 12 kule saydım. Hey Victor. Hı. Tekrar sigaraya başlamış olamazsın değil mi? Hı hı. Anlaşılan ilk gelen biz değiliz. Atlayacağız! Siktir lan! Kusu kurmuşlar! İyi duvar!
Tanrım. Hepsi bu kadar mı? Şey, umalım evet, böyle olsun. Evet, bu kadar. İyi misiniz? Evet. Evet, iyi. Sam? Evet, bu tarafa. Hey, ne yapıyorsun sen? Bir endişemi doğruluyorum. Olamaz. Şuna bak. Onlar da kuleleri çözmüşler. Konum, nişanlar, işleyiş. Ne yapacağız peki? Ne mi? Hapı yuttuk. Çünkü biz 3 kişiyiz. Onlarsa Tanrı bilir kaç kişi. Ve bizden önde başladılar. Evet ama henüz hangi kule olduğunu bilmiyorlar. Bu harika Nathan. Çünkü biz de öyle. Biz biliyoruz. Nathan buldu. Bak. Birazcık yıpranmış. İşte şurası tam uyuyor. Emin misin? Çünkü yani bu da olabilir. Yine de 2-12'den çok daha iyidir. Pekala. Ben bu kuleyi alacağım. Sen ve Salih şunu al. Yo. Reyf'in adamları şimdiye çoktan kuleleri sarmıştır. Aynen. O yüzden onları yakalama şansı istiyorsak ikiye ayrılmamız gerek. Sen bir saniye durur musun lütfen? Nate o haklı. Bu kuleler Kral Koyun'un tam ters uçları. İkiye mi ayrılıyorlar? Eğer Shoreline'ın itlerinden birine rastlayacak olursan bizi ara, tamam mı? Yakında görüşürüz. Hadi Nate. Acele edelim. Tamam. Göze görünmez ama göz önünde bir sonraki bölümümüzün ismi arkadaşlar. Uzun bir bölüm oldu. En uzun bölümdü belki de. Evet işte kulemiz orada. Sence o kadar büyük bir hazine o lanet masanın olmasına... Evet arkadaşlar, Oynasam kanalında Uncharted 4 bir hırsızın sonu tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kartlar kısmında eşimin Ayfer'in Mutfağı isimli kanalı var. Abone olup destek olursanız çok mutlu oluruz. Abone olan herkese şimdiden çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.